Bu sergim 60. yıl sergim sanatta ve retrospektif bir sergi. Lise yıllarımdan bu yana yaptığım resimlerden, eserlerden çok az bir kesit hesap ettim. Tam %13'ünü koymuşum buraya. Ben çok üreten, çok çalışan bir kimliğim. Onun için de fazla üretmişim. Seçmek zor oldu. Ama bugüne kadar çalıştıklarımdan bir demet bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok ilginç, insan kendini geliştirdi mi, durdu mu, ileri mi gidecek? İşte onu tartmak durumunda kalıyor. Bazı gençlik resimlerimi bugünkü resimlerimden daha çok seviyorum. Çünkü 60 yıl içinde köprülerin altından çok sular aktı ve ben bu ülkede yaşadım, dünyayı gezdim, gördüm. Dünyadaki olaylardan etkilendiğim kadar Türkiye'deki olaylardan da etkilendim. Öyle de bir kimliğim var. Sadece bir tür vakayı nüvisçiler gibi çalışıyorum. Yaşamımda olan olayları, günlük yaşamımda olsun, Türkiye'nin sosyopolitik durumlarında olsun, hemen hemen her şeyi resmetmişim. Özellikle desenlerimde çok belirgin bu. Şimdi olmayan mesela İstanbul'un, İstanbul'u çok resmettim. 60 yılda gerçekten kaybolan değerlerimiz, yok olan doğamız, o kadar çok şey gördüm, yaşadım ki bunları da her zaman yanımda bir şeyler çizip boyamak için taşıdığım için malzeme, bunları da resmetmişim. Bugün baktığımda ne o insanlar var, ne o mekanlar var, ne o doğa var. Yeni bir yüzyıla girdik, o yüzyılın olayları var. Bu serginin oluşmasını için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle küratör Telga Südor'a ve İBB'nin harika genç bayan ekibine sonsuz gönül borcum var. Ve de İBB'nin bize, sanatçılara ve sanata olan bu denli yakınlığı ve yardımı, destek çıkması bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah böyle de devam eder her şekilde. Metrohan İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz, hele eski İstanbul'un direkt kalbi. 1800'lerin sonunda yapıldığını biliyoruz tünel için zaten. Dünyanın ikinci füniküler sistemi, raylı sistemi şehir içinde. Bu bina çok özel bir bina. Buranın restore, gerçek bir restorasyon gördü. Yani renove görmedi bir kere. Yani böyle şeker gibi tamamen boyanmış bir bina değil. Bu gerçek bir restorasyon. Bir kere bu bakımdan çok kıymetli. Ve burada katman katman boyalarından tutun da tarihine kadar her şey çıktı. Bu serginin kürasyonunu yaparken bu bana çok yol gösterdi. Çünkü sanatçıyla çok örtüştü. Sanatçı Gülseren Südor, yani resme başladığından beri esasında hem bireysel tarihini hem de Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu tarihin içinde hepsini birleştirerek yaptığı eserler bunlar. O katman katman duygu bu binaya gelince benimle çok iletişime geçti diyeyim. Yani bu binada da görürsünüz belki etrafta, o katmanları bıraktılar restoratörler, örnekler sundular. Belki ne bileyim, belki 25 tane renk var, 25 tane duvar katmanı var. Esas sözü söyleyen o duvar katman kısımları oldu bana. Dedim çok güzel birleşti ve sanatçıyı bu bakımdan irdelemeye başladım dönem dönem. Tıpkı Metrohan'ı da aynı şekilde okudum. O yüzden hepsi ayrı dönemde farklı kullanılmış odalara geldi sanatçının değişik dönemleri. Sanatçının hem bireysel hem tarihsel katmanını Metrohan'la birleştirmeye çalıştım. Esasında Beyoğlu katman katman bir yer. Biliyorsunuz çok eski, hatta M.Ö. 3000 yıllarına kadar inen bir yer burası.
Esasında altta bir nekropol, yani ölüler şehri yatıyor. Çok değişik bir yerdir Beyoğlu. Tıpkı Metrohan da böyle katman katman, sanatçı da katman katman. İBB ile yolumuz esasında çok tesadüfen kesişti. Biraz da biz bir retrospektif sergi açmak istiyorduk Gülseren Südor'a. Değişik yerlerle konuşuyorduk. Fakat sonra onlardan şöyle bir teklif geldi. Cumhuriyet'in öncü kadın sanatçıları arasına koymuşlar Gülseren Südor'u. O serinin ikinci sanatçısı olarak, bir kadın sanatçısı olarak seçildi. Böyle kesişti yolumuz. Hem onlar arıyormuş hem de biz de yer arıyorduk. Çok güzel bir araya geldik. Bu katmanlı güzel sergi 18 Şubat'a kadar Metrohan'da, bildiğimiz tünelin İstiklal Caddesi'ndeki tünelin üst katında, birinci katında açık. Arada bir takip etsinler İBB Kültür'ü. Oradan güzel paneller, güzel workshoplar çıkacak bu sergiyle ilgili. Bir de 18 Şubat'tan sonra da uzama ihtimali var, henüz onu bilmiyoruz. Thank you.